Herkese yeniden merhabalar ve hoş geldiniz. Bugün sizinle paylaşacağım bu videoyu inanın şu an ben de sizinle beraber ilk kez görerek editleyeceğim. Evet arkadaşlar, şu an birazcık yüzüğüm büyük. Bunu şakasız böyle falan kullanıyorum yani orada parmağıma takıp. Dediğim gibi hiçbir videoyu henüz ben de görmedim. Arkadaşlarım teker teker videoları bana gönderdiler. Veysel en sevdiğim insanları bir araya topladı ve bana hayatımda unutamayacağım bir evlilik teklif etti. Hepsine teker teker teşekkür ediyorum. Elif zaten başrol kahramanımız. Veysel'le yarışıyor yani öyle söyleyeyim. Ama bir yandan Aycan, Derin, Mervan, Buket, Sena, Deniz, Kadir, Emir. Yani o kadar tatlısınız ki çok teşekkür ederim. Bu güzel günü bana yaşattığınız için hepinize çok teşekkür ederim. Öyleyse siz videoyu izlemeye, ben de o izlediğiniz videoyu şu an tam olarak editlemeye geçiyorum. Evet. Saçma oluyor böyle, evet. Bugün kafam gidiyor. 22 Haziran. Hangi günde? Bugün 22 Haziran. Hazırladığımız bir organizasyon var biliyorsun. Şöyle bir sıkıntımız var. Merve çok akıllı bir kız olduğunu herkese söylüyorum ama kimse beni anlamıyor yani. Özellikle Aycan. Şeytan diyor ama her şeyi anlar. Buna şöyle ben şu an bunu izlerken gibi anlar yani her şeyi anlayan bir kız. Dedim o dikkat et falan filan dedim. Yüzükler halloldu diyebilirim. Organizasyonun tamamı halloldu. Organizasyon yapan bir Ferhat vardı. Onunla konuştum mesela. Her şeyi halletmişler. Çok az kaldı. Yarın her şey halloluyor. Ve bence çok güzel olacak. Çok unutulmaz olacak. Ve düşünsene bunu hep hatırlayacağız. Evet. Hep o yüzden çok güzel olması lazım. Ve yeah. Şey söyleyeceğim. Merve galiba biraz uyanmış arkadaşlar. Ya bu beni çok korkutuyor bu arada. Çünkü akıllı işte bu kız akıllı. Bu kurgu gayet güzel bir kurguydu. Ama dedim ki Merve bunu yemeyebilir. Bugün Aycan'dan bana böyle bir mesaj. Demiş ki Aycan'a ben demiş ne yapılacağını biliyorum. Hani gözleri kapalı. Nereye götüreceğini zaten tahmin edebiliyorum. İşte Elif'le kimin ol. Bak kimin tek kişi. Kimin olduğunu tahmin edebiliyorum. Ve resmen Aycan'a Elif'e gitsin bunu söylesin diye söyledi. Ama biraz önceki telefon konuşmamda kafasını biraz karıştırdığım için terelerle yine. Ne yaptın sen onu merak ediyorum ben. Beni aradı. Neredeyse challenge'ın benim kısmım vardı Merve'lerin yapacağı. Aycan demiş ki onu ayarlayamadım. Biz başka güne yapalım diye Merve ikna etmiş. Madem dedim biz başka güne yapacağız dedim. Sabah dedim erkenden kahvaltı falan yapalım ya da dedim işte bir şeyler yapalım. Başka bir işbirliği var onun için bir adam işte onu çağırıyordu. Bu da o zaman oraya gidelim dedi. Ben dedim ki tabii ki gidelim dedim. Oradaki iş ne zaman falan yapıyor. Dedim ki saat dedim 10'da 16'da orada olsak yeter dedim. Ha ne kadar kalacağız orada falan dedim ki bir saatten fazla sürmez dedim. Akşam da hani 8 gibi İstanbul'a dönebiliriz dedim. Orada da bir işteydi. Akşam işim var falan diyor da bana. Veysel'i çağırmış işi için. Veysel demiş ki gelemem. Veysel'le kavga etmişler. Oo. Ben dedim ki bak böyle akşam ne işi varmış? Evde durup çay içiyor zaten. Gelsin. Yine iş olmam. Nasıl saydırıyorum? Veysel beni arıyor. Bu sürekli beni azarlıyor diye. Velhasıl günün sonunda bence kafası bayağı dağıldı. 8'de İstanbul'da olur dedim. Ha tamam o zaman falan ben Veysel'le konuşayım dedi. Veysel'le konuşmuş. 8'de plan yaptılar. İstanbul'da olacaklar. Bir yere gidecekler. O şey yerdeki adam da bu arada bizim işbirliğimizden biri olduğu için. Elif Yalçın herkesi ele geçirdi. Pastamızı aldık ama onu çıkaramadık. Çıkarırsak bir şey olur diye. Bence bir şey olmazdı. Ama geri paketlememiz gerekecek. Çok ya. Güzel. Lila rengi var. Çok aşırı çok güzel. Aşırı güzel burada. Gerçekten bana bırakma bunu ben gece yerim. Evet şu an neredeyse herkes burada. Perdeler de takılıyor ve burada da Merim yazısı var. Burada böyle çadır var. Burada damat adayımız var. Ve sen nasıl evlenme teklif edeceksin? Ne diyeceksin? Şey diyeceğim. Seninle evlenebilir miyim? Abi. Evet. Vay vay vay. Hiç öyle göstermiyorum değil mi? Hayır, yok biliyorum. Seninle evlenebilir miyim diyeceğim. Yok olmaz. Bir tane daha istiyorum. Bir tane daha hadi. Klasik olarak benimle evlenir misin demem. Ne diyeceksin? Ne bileyim ya işte seninle evlenebilir miyim? Hadi bir az kaldı. 2 saat kaldı. Abi ben bütün planı buna kurduydum ya. Bütün çöktü şimdi. Anket yapalım. Baştan yapacaksın o zaman. Anket yapalım. Instagram'dan şey yapın. Veysel nasıl evlenme teklif etsin? Birazdan Instagram'da görüyoruz. Merve yazarsa cevap. Geç kaldın. Sen erken gitmişsin ya. Çocuk da var abi adamda. Erken mi geç mi olduğunu çocuğun olunca anlıyorsun. Erken mi? Pars var senin mi? Evet bizim de pars var ya. Selam. Burada Merve'yi aldım. Uzun selam bir ben. Yoldan. Gerçekten 37 dakikamız var daha yani. İlk durağımıza doğru gidiyoruz. Merve heyecan var mı? Ya ben çok gerginim ve ne olduğunu bilmediğim için açıkçası. Sınavı düşeceğiz. Birazcık böyle şey oldum ya hani. Gerginlikten biraz ötedeyim yani. Yani güzel yani çok korku güzel. Korku var korku. Bak ben Merve'ye dedim ki yani Merve son anda dedim. Çünkü Aycan bize dahil olacaktı. Dedim ki spor. Ya ama. Çok affedersiniz de yani. Elbise giydim ben ama bir şey söyleyeceğim. Bana Aycan dedi ki şık giyin Merve. Ben de şık giyindim. Güzel böyle yeşilliklerin içerisinde bir yere götüreceğim seni. O kadar da belli olduğundan artık hani söylemeye bir göstereyim gerekim. Şöyle bakın. Ortam güzel. Aynen. Güzel. Gideceğimiz yerde senin gözünü kapatacağım. Sana 3 tane hak sunacağım. Hı. Neredeyiz diye. Yaklaşırsan eğer senin gözünü açacağım. Eğer yaklaşamazsan da bir cezam var. Nasıl bir ceza? Makyaj malzemeleri götürdüm. Ne yapacağım?
Beni suya falan mı atacaksın? Kendimi seviyorum ben. Seni suya atarsan beni suya atarsın diye korkarım. Makyaj ağlayacak mı? Yağmur yağarsa planın ne? İşte romantik sırılsıklam bir şekilde teklif edeceğim. Notebook'a çeviriyor muyuz bu videoyu? Notebook filminde var ya böyle. Sarılıyorlar böyle. Böyle oluyorlar. Tamam. Yağmur yağacak böyle. Tamam. Merve'yle ben Merve'yim burada. Abi fiziksel olarak ben Merve oluyorum. Hangi mindere basacaksın? Hangisine basayım? Fark etmiyor ki. Şimdi bakın Merve nerede durur? Bence bak şurada minder olmadığı için bak şurada minder yok. O yüzden onu çek dizine minder bence. Şey gibi olmadı mı be? Evet aynen. Hadi, hocam bir prova ol. Oha! Yağmur yağıyor. Kaçıyor. Mikail, lütfen müsaade et. Bu çift evlenecek bugün. Ya işte Yağmur'un durumuna bağlı. Çok fazla şey olmaz. Hazır mı sen neki takım? En azından hızlı şekilde hazırlayabiliyoruz onu gördüm. Merveciğim, fırtınalar kopuyor şu anda. Senin evlenme teklifin için fırtınalar kopuyor ve senin buna haberin yok şu anda. Yok. Hocam durum nedir? Hocam saat 3. Yağmur bence durdu. En kötü senaryomuz 1 saat. Yani 4'te Merve burada olacak şekilde başlıyoruz. Hava şimdi yağmurunu bıraktı ve geri güneş açtı. O yüzden geri şimdi bunları kurmaya başladık. Ve gelmelerine 1 saat varmış Merve'lerin. Veysel, günün adamı. Abi bana değil, bana değil. Nasıl hissediyorsun abi? Abi iyi, güzel. Yağmur geçti çok şükür. Aynen. Az önce burada yağmur yağıyordu, biraz tatsızdı. Heyecan yok mu ya? Var abi, yüzüğü aldığımdan beri var. Vallahi. Ama Merve bu sabah işte bir şeyleri anlamaya... Merve var ya cin böyle ondan saklamak için çok çaba sarf ettik. Ona rağmen anladı yani. Ya insan anlamıyormuş gibi yapar. Ya. Yani hani şaşır, şey yap yani. Ayıp da be. Teyzem meraktan soruyorum, ne giyeceksin? Böyle. Böyle mi? Bir şey mi giymem gerekiyordu? Sen artık giymen lazım bu arada. Giymen lazım artık oğlum. Tamam bir şey olmaz, giyinirsin. Şunları bir halledin. Bak bunlar hep Merve'ye gidiyor bak. Merve bunları izleyecek. Merve beni böyle sevdi yalnız. Hadi. Uçan balon şişiriyoruz. Hadi bir bakalım. Direkt balonu neyse artık. Aycan nasıl gidiyor? Kokuyor bu. Benim ne kokuyor? Bunu yakayım mı şimdi ben? Buket seninle de konuşalım. Ya benim konuşacak hiçbir şeyim yok. Ben çok gerginim. Ben Veysel'den daha çok heyecanlıyım. Evet ya bak Buket de benim gibi hissediyor. Gerçekten çok heyecanlıyız. Yangın çıkmaz diye umuyorum. Şunları da bir saniye. O çöp olanları kenara Jordan'lar koydu. Bu de şey olan. Bunlara bir şey olmaz. Balon iptal. Çalışmadı çünkü. Yapamadık istediğimiz gibi. Veysel hayallerin yıkıldı mı? Balon olmayınca. Ya balon biraz güzel olabilirdi ya. Evet. Balon iyiydi. Bir tık da deneme yanılmayla çalışıyoruz. Ne nasıl durur, olur mu olmaz mı bilemediğimiz için bir sürü şey var. Atıyorum bunları denedik. Olmadı. Burada bir sürü ışık var. Bunları deneyeceğiz. İstediğiniz gibi durmazsa çıkaracağız. Durursa daha çok ekleyeceğiz. Yani burada ciddi bir emek dönüyor ve şu an sanırım her şey güzel gidiyor. Deniz düşürdü biraz önce. Şu an kimsenin görmediğini sanıyor ama yakalandı. Alo. Alo. Efendim hayatım. Efendim. Sen beni aradın. Allah'ım yarabbim film gibi ya. Sen beni aradın diyor. Tamam, ne yapıyorsun? Ha, ya fabrikadayım da -1. kat falan çekmedi. Malzeme alıyorum şimdi ben. Bir tane mil bozduk da acil onu almam gerekti. Burada da çekmiyor. Tamam. Aramışsın, arabadaydı telefon zaten. Şimdi arabaya bindim. Ha, tamam. Biz de bir yere gidiyoruz. Yani bayağı şey falan geçtik. Konumuz tam olarak bilmiyorum ama 1 saat falan var. Herhalde biz Kocaeli'ye gidiyoruz. İyi, tamam. Ha, acil bir şey mi şu an? Ben hani şeydeyim, parça tamam, alacağım, ödeme yapacağım da. Tamam. Tamam hadi bay bay. Hadi bay bay. Çakal. Evet bu kısımda bir durdurmak istiyorum. Çünkü nasıl bu kadar rahat yalan söyleyebiliyorsun? Bak şu an sinirleniyorum. Şu an sinirleniyorum ama neyse ki videonun devamı. Güzel hani oradan kurtarıyorsun. Neyse bunu konuşacağız seninle. Bunu sonra konuşacağız. Böyle ne biçim tablo bu? İn aşağı. Ne biçim tablo bu? İn aşağı. Tabloyu kaldırıyor. Kıvanç Tatlıtuğ gibi mikrofonu kaldırıyordu ya. Ha süpersin. Analiza istiyorum. Şimdi... Gül ama gülme bak. Ya, suratın yarısı gülsün yarısı gülmesin. Ha, indir diğer tarafını indir. Nasıl yapacağım? Bak, şunu indiriyoruz ufak tamam mı? İndiriyoruz. Ama gözlerinde gülme istemiyorum tamam mı? Durdu. Hayır. Şunu indir aşağı. Yarım indir. Yarım indir biraz kaldır. Çığlık tablosunu yap hadi. Tamam hala iş var alabiliriz. Tamam evli sen teklif ediyorsun. Hadi. Hadi. Şey yapıyor muyuz derin? Evli teklifinden sonra onu böyle teklif ediyor muyuz? Abi o düğünden sonra. Ha öyle miydi ya? Tüm gün plan işliyordu ve şu an gelmelerine 15 dakika kala deli gibi yağmur yağıyor. Hani şey dedik ya çiseledi falan. Yok şu an çok fena.
Elif tutturdu bandı tak. Takmayacağım ya. Nereye gittiğimizi anlarsın diye korktum. Ne Allah aşkına. Arkadaşlar ne anlayacağım şuradan? Bu arada rakı hakikaten bayağı iyi. Tamam hadi 2 dakika kaldı. Kapatayım bari gözümü. Ya kirpiklerim ya. Ama bak bunu da biliyordum ama yani gözünü kapatacağım. Bu her şey çok tatsız. Geldi geldi geldi. Geldiler geldiler. Ay çok gerildim. Sıkıntı yok, sıkıntı yok. Heyecanlı mısın? Etapta bana ne hissettiğini söyle. Ördek. Ördek bana ne? Ay Allah ördek. Bak sessizlik. Şu an çok serin zaten hava. Çok mu soğuk bakayım. Evet. Ama ceketim var yanımda. Ay çok heyecanlandım ya. Aa anne. Aman öt bebe. Drone mu bu? Bilmiyorum abi. Göremiyorum. Biz neredeyiz gel. Ya? Ben tutmayayım bence ben bunu. Ben tutayım gel. Sen koluma gir. Merve buraya gözü kapalı bir şekilde gelecek. Bakalım nasıl tepki verecek. Sadece benimle evlenir misin diyecek. Hayır. Seninle evlenebilir miyim diyecek. Evet. Senin evlenebilir miyim ben? Evet. Değiştiremem. Benimle evlenir misin? Çok klasik diye öyle dedim ben. Çocuğun yakını şüphe çektin sen saniye. Çocuk nasıl şampiyon? Ne olur ses. Ne söylemem gerekiyor? Mesela sallıyorum beni bir kafeye getirseydin kafedeyiz mi demem gerekiyordu yoksa evet. Yemek yenilen bir yerdeyiz mi demem Hayır kafedeyiz. Ben direkt marka istiyorum. Direkt nerede olur? Yuh yani. Mesire alanı. Elimi tutan sen benim de. Bir adım. Hiç güvenin yok bana. Bu kızın hiç bana güveni yok. Vallahi yok. Tamam. Bir bacağım, sol bacağım bir tık daha döndüm. Evet. Bakın. Tamam. Şimdi kamerası. Henüz bir şey konuşacağım. Sana bir soru. Nerede? Dağ tepesindeyim. Dağ tepesi mantıklı. Aslında. Mesire alanı mı? Kafe mi? Dur, neydi onun adı? Unuttum bu spor yapılan şeyler var ya, merkezler. Öyle bir yerde miyiz? Neredesin Elif sen? Elif! Abi benim dışarıya sarılmamı gerekiyor. Değil abi. Ay çok salaksınız. Ya. Çocuğunuz geldi. Birlikte cevap verebilir miyiz? Beraber söylüyorum tamam mı? Hayır sizinle beraber. Bravo! Bravo! Saçmalama. Ne kadar heyecanlandım. Ben ağlayacağım. Nereye takılır bu? Sağ mı? Sol el değil mi? Sağ. Sen de her şeyi biliyorsun. Ne bileyim ben nereden, her yerden, neden. Bravo. Çok saçmasınız ya, size inanmıyorum. Hayır sen de. Ya git. Evet sen ne hissediyorsun? İyi abi, güzel. Heyecanlandım. Vallahi heyecan. Erkeklerde böyle oluyormuş. Yani öncesinde mi? Kızlar titriyordu ya, ben son bir 15 saniye. Aynen, sen bayağı sakindin çünkü. Göstermiyorum. Arkadaşlar, bugünün bütün organizatörü Elif Yalçın'dır. Ben ona bir alkış. Teşekkür ederim Ayşe. Çok teşekkür ederim. Kime sarılmadım ben? Gel. Kadir. Ya. Teşekkür ederim. Geldim. Hayırlı olsun canım benim. Ya çok uzun. Nasıl başardın? Ya. Başarmadım ki, bence anladı bu arada. Gerçekten. Gönderdim. Ya duygusal bir an tabii. Stresli kız. Aşkım bir teklif aldık. Bu bir teklif mi? Bu deneyebilir miyim? Metin kapanır, sakın deneme. Ne? Sakın deneme. Öyle mi? Metin kapanır. Evet. Ben bütün arkadaşlarımınkini denedim ve şu an evleniyorum. O zaman çıkar. Evet. Biraz daha salla. Çakamastik silikon hadi. Hoppa! Oha! Kollarınızı dolaştırıp birbirinize içirin. Şöyle şişeler. İçeyim aşkım. Ve anahtarı verdi hanıma. İlk günden verdi. Ağladım ama ben de. Niye ağlıyorlarmış aşkım? Bütün sevdiklerini görüyorsun falan. En sevdiğin adam yanında. Güzel ama çok yanlış. Söyle diyelim. Thank you.
Yani burada sisler, kıyametler kopmuş. Çok güzel şeyler getirmişti Ferhat ama artık nişana, söze, düğüne artık bir şeyler yapacağız. Merimilerimiz çok ıslanmış, yerlere düşmüş. Hayat böyledir bazen arkadaşlar. Ben hiçbir şey anlamadım şu an ya. Hiç hayalim seni ev veriyoruz. Bir şey olmadı. Hayalin nasıldı? Evlilik teklifinin konsepti efsaneydi. Hani sizin olması falan. Onlardan yani hiçbir problem yok. Sadece ben şey istiyordum böyle. Hani o diz çöktüğünde hani ben de onunla yere şey yapacaktım. Ha öyle ben yani, bir şey bilmiyordum. Hebeli hebeli oldu. Senin spor eşyaların yok. Buket'e söylemiştim. Buket bir şeyler getirdi. Bir dene oldu. Olmadı aşağı iner. Biz burada mı kalıyoruz? Evet. Biz burada kalıyoruz. Önce oradan. Biz burada kalıyoruz. Oradan başlayayım. Anne? Annenin haberi var kalacağından. Ben ona söylemiştim. Pijama aldım sana, merak etme. İnanmıyorum. Yani başka yani diş fırçası aldım. Makyaj malzemelerim var mı? Hiçbir şey yok. Bir tane kapatıcı aldım hiçbir bugün. Şey. Light değil de bir kapalı tonu aldım. Bir de rimel aldım. Sana inanmıyorum. Bunlar sana alındı. Bu da muzcular. Bir de bana derler. Arkadaşlar şimdi Mervan ve Veysel'in pastasını keseceğiz. Gördüğünüz meyve ve Merve çıkar mısın? Biraz dökülmüş ama çok, bu hali o kadar güzel ki. Ya baksanıza şunların güzel. Orman meyveli. Aa. Evet, çikolatalı orman meyveli. Haydi keselim pastamızı. Yüzüğün nerede? Çok saçma. Evet. Böyle mi? Evet, kesin işte ne bileyim bu kesin. Bununla aa kesilmiyor. Aşkım ben güçlüyüm. Bıçak ben kesmiyor. Bu şey bu kesme bıçağı değil zaten. Ama aynen. Bu bir tek bu bulundu. Ne yapalım? Allah. Dan 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 dan. Aşkım, şey son şarjım arkadaşlar. Ben bunu istiyorum. Hadi. Ben çocuğa yedirsene. Bilmiyorum, bu ilişkinin güven konusunda problemleri olabilir. Kardeşim. Nasıl tadı? Benim ilgilendiğim tek çok konu lezzetli. Bu. Çok lezzetli. Bir daha galiba. Bilmiyorum. Haydi squat. Haydi. Bravo. Ya hayır ya. Bence ne yapalım biliyor musunuz? Hepimiz çatalları alıp onun içinden yiyelim. Olabilir, mantıklı. Hem de bulaşık olmamış olur. Çökelim hadi. Hadi bu çiçekleri bir alıp bu tabağa koyalım mı o zaman? Hadi bir, iki, üç. Ya dile tuttunuz mu? Ben içimden hemen söyledim. Bir dakika, senin zaten dileklerin gerçek oldu ki ne tutmuş olabilirsin? Ben zaten çok uzun süredir tek bir şey diliyordum. Ya çok tatlısın. Hep aynıydı dileklerim. Evet, benimle arkadaş şey, olmak. O dilekte Merve'nin burada olması. Hadi herkes çatalını alsın, buradan yiyeceğim. Baksanıza ya. Oha, taş şey yapıyorum Merve. Bayağı lezzetli. Elon'un güzel seçimleri bak bak. Çiçeklerimize bak, gerçek hepsi. Burada hepiniz o kadar çok çabalamışsınız ki. Yani hepiniz o yüzden ayrı ayrı çok teşekkür ederim. Rica ederiz aşkım. Aycan, Derin, Deniz, Buket bunlar yok. Çünkü mesela Buket'in tatili vardı, son anda sıkıştırdı. Evet. Aycan, Derin ve Deniz zaten çalışıyordu böyle. Onlara da ben burada öpücükler gönderiyorum. Böyle çok spontane oldu, çok fazla duramadılar. Ve evet, videomuz bitti arkadaşlar. O kadar mutluyum ki, o kadar güzel insanlar biriktirmişim. O kadar değerli insanlar var ki hayatımda. Bu evlilik teklifini ortalama bir aydır falan planlıyorlarmış ve son 3 güne kadar hiçbir şey anlamamıştım açıkçası. Elif'in çekeceğimiz video konseptini zaten biz haftalar öncesinde planladığımız için bana çok olağan gelmişti. Ha, evet gerçekten videoyu çekeceğiz falan diye düşünüyordum. Şöyle minik bir şüphenin sonrasında ipuçlarını topladığımda beni bir nebze buraya getirdi ama ya çok da hissettirmek istemedim açıkçası. Evet anlamıştım ama bu kadar büyük bir organizasyon olacağını asla düşünmüyordum. Sadece kafamda şöyle bir soru işareti vardı. Elif birazcık durumu toparlamıştı. Yani gerçekten video çekecekmişiz gibi bir kurguyla gitti. Beni şüphelen şey zaten şehir içinde yapacaktık. İstanbul'da olacaktı. Sonra ne hikmetse işte uzak bir yere gideceğiz. Şöyle olacak, böyle olacak falan bu konulara döndü ve ben dedim ki evet bir şeyler dönüyor. Çok teşekkür ederim. Bana kendimi çok değerli hissettirdiğiniz için, çevremde bu kadar güzel insanlar olduğu için kendimi çok şanslı hissediyorum. Buradan anneme de aşk olsun diyorum. Çünkü aynı evde nefes alıyoruz, aynı evde yemek yiyoruz ve bana asla hiçbir şey hissettirmedi. Çevremdeki herkesin bana yalan söyleyebilme potansiyelini bu videoyla öğrenmiş oldum. Pembe yalanlar. Böyle işte arkadaşlar. Bundan sonrası artık hep birlikte göreceğiz. Güzel şeylerin başlangıcı oluyor ve birazcık tempolu bir dönemdeyim. Ayrıca yüzüğümün de küçülteceğiz arkadaşlar. Eminim neden büyük diyenler olacaktır. Veysel bu modeli çok beğenmiş ve küçültülmesi için işlem 1-2 gün sürebilirmiş. O yüzden Veysel de böyle hani alayım sonrasında küçültürüz diye düşünmüş. Şöyle göstereyim, parmağımdan düşüyor. O yüzden orta parmakta devam. Umarım bu videoyu severek, beğenerek, gülerek, eğlenerek izlemişsinizdir. Umarım hoşunuza gitmiştir. Hayatımın her anını sizinle paylaşmaktan gerçekten büyük zevk alıyorum. Ve hayatımda olduğunuz için de ayrıca çok mutluyum ve onur duyuyorum. İyi ki varsınız. İyi ki benimlesiniz. Mutluluğuma, sevincime, üzüntüme, her anımda yanımda oluşunuz gerçekten benim için çok değerli. Öyleyse bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hepinizi kocaman öpüyorum. Hoşçakalın. Bye bye. Bye bye.